Merhaba. Bir yazar bir kitap söyleşilerinin bu bölümünde Uğur Karabük'le birlikteyiz ve ilk kitabı Cehennemde Kahvaltıyı konuşacağız. Hoş geldin Uğur, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Çok teşekkürler. Hemen hızlıca konuya girmek istiyorum. Şimdi ilk kitapların kaderi biraz keşfedilmeyi beklemek oluyor. Biz de yayınlar boyunca ilk kitabını çıkarmış yazarlara yer vermek istedik. Birazcık bu keşfedilme sürecine katkımız olsun istedik. Hemen sözü sana devredip Cehennemde Kahvaltıdan bize bahsetmeni istiyorum. Nasıl bir kitap, nasıl bir metin bekliyor okurları burada? Tabii, kısaca bahsedeyim. Şöyle kitabı da göstereyim. Cehennemde Kahvaltı. 2020 yılının Aralık ayında Sapiens yayınlarından yayınlandı. Roman diyebiliriz. Novella diye de nitelendirebiliriz bunu. Bir karakterimiz var. 30'lu yaşlarda genç, işsiz ve güçsüz diyebilirim. Hayattan birazcık soyutlanmış, ailesiyle de bağlarını erken yaşta koparmış bir karakter. İntihar girişimlerinde bulunuyor kendisi birkaç kez fakat başarılı olamıyor. Kitabın ortalarından sonra gizemli bir karakterle karşılaşıyor kendisi. Bu karakter kim peki? Bir Azrail, bir de bunlara eşlik eden üçüncü bir karakterimiz var. O da bir köpek, filozof bir köpek, konuşabiliyor. Ve sorulara karşı da bazı aforizma diyebileceği cümlelerle karşılık veriyor. Yani az konuşan ve öz konuşan bir karakter kattım. Bunun nedenini de şöyle açıklayayım. Tamamen %100 böyle çok karamsar bir havada ilerlemesin dedim. Yer yer düşündüğümüz, yer yerde güldüğümüz, keyiflendiğimiz bir eser olsun diye yola çıktım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Neden Cehennemde Kahvaltı ismini tercih ettim? Cehennem aslında Türk Dil Kurumu'nda baktığımızda anlamlarından bir tanesi çok sıkıntılı yer anlamına geliyor. Yaşadığımız dönem, ben zaten bu dönemleri anlatmayı seviyorum, günümüzü. Birazcık zor süreç içerisindeyiz. Kahvaltıda kulağa hoş gelen bir kelime, kavram. Bunların çarpışmasını anlatmaya çalıştım. Umarım da iyi bir şekilde bunu yerine getirmişimdir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Uğur Karabük'le Cehennem'de Kahvaltıyı konuştuk. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler.